Sevgili Venüs Gayrimenkul TV izleyicilerimiz, güzel bir köyümüze daha geldik. Balıkesirli Gönen ilçesinin en güzel köylerinden bir tanesi Ekşidere Dağlıcası'na hemen 2 kilometre mesafede Ekşidere köyündeyiz. Gönen merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafede rakım olarak, havası olarak mis gibi köylerimizden bir tanesinde daha site için çekimdeyiz. 2308 metrekare arsa içerisinde oturulabilir bir evimiz var. Hemen üst kısmında bir tane damımız var ve içerisinde de 50-60 tane belki daha fazla farklı meyve ağaçlarımız var. Köyümüz çok güzel köylerden bir tanesi. Bu köye zaten Dağlıcası, meşhur Gönen'in Dağlıcası da hemen bu köyün üst tarafında. Dağlıcası'na Türkiye'nin her yerinden gelip sıcak sudan faydalanan, kaynak sudan faydalanan birçok kişi de var. Muhteşem bir yerdeyiz. Kadastro yolumuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hemen arkamızda. Evet, köyde çok güzel evlerimiz var. Bizim köyümüz köyün en sonda. Yan komşuları bu şekilde. Şöyle camimizi de gösterelim. Köy merkezinin tam ortasındayız. Etrafta da yüksek yerlerde görüyorsunuz Ekşidere'nin meşhur farklı evleri var. Aslında sevgili izleyicilerimiz burası bir nevi Karadeniz gibi bir yer. Her yer yemyeşil, yemyeşil bir yerdeyiz. Eylül ayının artık son günlerinde kapı girişimiz bu şekilde. Ekşidere, Dağlıcası'nın hemen alt kısmında Ekşidere köyünde şöyle tahtalarla giden kısım komple aşağıya kadar gidiyor. Bizim 2 dönüm 308 metrekareden oluşan arsamızın içerisine dahildir. Son ev bu arada köyün son evlerinden bir tanesi. İlerlerde de yine farklı evlerimiz var. Böyle yavaş yavaş bahçe kısmını sizlere tanıtacağım. Devamında da evimizin içerisini göstereceğim. Daha girişte bir meyve ağacımız var. Şöyle gösterelim. Onun yanında dut ağacımız var. Çok meyve ağacı var burada gerçekten. Zaten tahtadan size dışarı göstermiştim. Şu anda kayısı bile hala mevcutta var. Bu da kayısı ağacımız. Evet, böyle kayısı ağacımız var. Kayısı da burada gerçekten çok yetişiyor. Böyle yavaş yavaş diyelim. Burada bir tane daha büyük, devasa bir dut ağacımız var. Şu arkada gördüğümüz yeni yer büyük bir dam. Burası daha yeni yapılmış. Evimiz arka kısımda. İlk önce şunu göstermek istiyorum. Burada şöyle yavaş yavaş gelelim. Eskiler derler, kuruluk yaparız biz. Ahşaptan böyle bir kuruluk yapılmış. Topraktan bir tane pide yapmak için, ekmek yapmak için, yemek yapmak için mis gibi de fırınımız var. Evimizin hemen üst köşesinde. Buraya araba garajı yapıp arabanızı buraya sokabilirsiniz, girebilirsiniz. Evimiz bu şekilde. Şöyle bir dıştan gösterelim. Çok eski değil, çok da yeni değil. Ama tacilatla gerçekten yenilenebilir mi? Yenilenebilir tabii bu arada evimiz. Şu tahta kapının olduğu kısmı göstermek istiyorum ilk önce. Evet, burası evimizin yandan bahçe girişi. Aslında iki tane yandan girişi var. Bir tanesi de burası. Hatta aşağıda şöyle bir tuvaletimiz var. Köy evlerinde vardır. Bu şekilde 2 dönüm 308 metrekare arsamız komple devam ediyor. Yan taraftan sizlere paylaştım. Devam edelim. Evet, bahçemiz bu şekilde. İlk önce damları göstermek istiyorum. Aslında burası dam olarak planlanmış ama hani şöyle de yapabilirsiniz. Burayı eve çevirebilirsiniz. Temeli çok güzel çünkü paylaşacağım sizlerle. 2-3 odalı evde yapabilirsiniz. Dam yapmak şart değil. Evde yapabilirsiniz burasını. Gerçekten çok güzel temel atılmış burası için. Şöyle gösterelim. Evet, burayı aslında dediğim gibi dam olarak planlamışlar, yapmışlar ama şöyle direkleri gösterirsek buraya 2 katlı evde yapabilirsiniz. Çatıyı komple söküp 2 kat imar var bu arsanın içerisinde. Burası bir oda olabilir, üst katı bir oda yapabilirsiniz. Manzara muhteşem. Eski evde otururken bu yeni evi kendinize tadilat projesiyle zaten devamında da direkleri hala bırakmışlar. 2 kat izni olduğu için direk kısımları şu şekilde. 2 katlı evinizi de buraya inşa edebilirsiniz. Çok güzel bir konumu var çünkü.
Evet, devam edelim. Yan tarafında da aynı büyüklükte bir dam daha var. Buraya da bir de oda daha yapabilirsiniz. Yani dam olarak kullanmışlar köylüler ama dediğim gibi buraya iki kat imar olduğu için iki katlı evinizi zaten temeli hazır, birinci katı hazır yapabilirsiniz. Elektrik, su da çekilebilir. Yavaş yavaş devam edelim. Şöyle temeli göstermek istiyorum. Temel o kadar düzgün atılmış ki burası iki kat karşılayabilir. Ve alt tarafı gerçekten orman manzarası, bahçe manzarası, suyun bol olduğu, ekşilerinin tatlı suyun olduğu bir yerdeyiz. Her yerde su olduğu için meyve ağaçları zaten devasa gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bahçeyi gösteririm. Daha sonra da evin içini göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Evet, bahçemizin meyli var. Belirli bir aralıktan sonra. Hem bu tarafa devam ediyor. 2 dönüm 308 metrekare, hem bu tarafa devam ediyor. Önce şu kısmı gösterelim. Evet, köyümüzün burada bir kepçe çalışmasıyla beraber o kadar çok ağaç var ki 50-60 taneden fazla bile olabilir. Bütün meyve ağaçları komple bizim bu arsamızın içerisinde. Tatlı bir meyili var. Hatta aşağılarda düz yerleri de var. Şöyle bir kepçe çalışmasıyla burayı düzenleyebilirsiniz. Nar ağacı var, incir ağacı var. Suyun bol olduğu bir yer olduğu için bütün ağaçlar var hemen hemen. Evimizin, daha doğrusu ev yapabilir iki kat çıkabileceğimiz yerimizin de temeli bu şekilde. Muhteşem bir temel var burada, görüyorsunuz. Artı burası da devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şurayı da göstermek istiyorum aynı zamanda sizlere. Evimizin alt kısmında da böyle bir yerimiz var. Burada küçük baş hayvancılık bakmışlar, yapmışlar. O size göstermiş olduğum o depo tarzı yerimizin hemen altında da böyle hali hazırda bütün böyle alet edevat da burası komple verilecektir. Küçük baş hayvancılık için muhteşem. Çünkü burası da hala devam ediyor. Sınırımız komple size ait. Ağaçlar o kadar çok ki, çok ağaçlardan arsa belirlenmiyor ama gerçekten çok keyifli bir yer. Aradığınız bütün meyve ağaçları var. Sadece bu köyde birazını ağaçların kesebilirsiniz. Bu arada onu da belirteyim. Evet, yavaş yavaş devam ediyoruz. Devasa ağaçlarımızın içerisinde meyve ağaçlarımız aşağıya kadar devam ediyor bu arada. Evet, kedimiz de bizimle birlikte geliyor. Zaten şu anda yine bahçemizin içerisindeyiz. Buraya birazcık beton atılmış. Burada da tek katlı köyümüz var. Gördüğünüz gibi devasa meyve ağaçları var. Devam edelim. Burada eski zaman modeli bir çeşmemiz var. Evimizin alt kısmında. Aynı zamanda sizlere paylaşmıştım. O yeni binanın altında yapılan yerlerin alt, burada da, bu evin altında da küçük baş ve büyük baş hayvan. Buna da inek bakmışlar bu arada evin altında. Tam Karadeniz usulü. Burada ya da saman koymuşlar. Yani hayvancılık da yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayın. Depo olarak kullanın. Burası da aynı şekilde. Evet. Burada da kocaman taştan örülmüş bir depomuz var sevgili izleyicilerimiz. Kocaman bir depo ya da işte ahır olarak kullanabilirsiniz. Ben hem ağaçları olsun, hem meyveleri olsun, hem içerisinde evim olsun diyorsanız bir tane kullanılabilir bir evimiz var şu an için. Bir tane de yeni iki kat yapabileceğimiz bir yerimiz hazırlanmış zaten. Oraya da hem evinizi yapabilirsiniz, burada otururken ikisini de değerlendirebilirsiniz. Şu kapıdan da devam edelim. Orada da çünkü 2 dönüm 308 metrekare, 2,5 dönüme yakın arsa içerisinde büyük bir yerdeyiz. Evet, görüyorsunuz böyle kabaklarımızla, kışlık kabaklarımızla hazır zaten, hali hazırda. Evet, her şey orijinal. Şöyle gelelim, çok az gösterelim. Bu ağaçlar, hani ağaçlı ev isteyenler, bahçesi çok büyük olsun ama çok da ağacı olsun diyorsanız, içerisinde inanılmaz incir ağaçları var. Nar ağaçları var. Zaten kayısı var biliyorsunuz ki. Devasa bir şekilde bizim arsamız böyle aşağıya kadar devam ediyor. Buraya bir kepçe çalışmasıyla birazcık meyilini azaltırsınız. Ağaçları da biraz seyrekleştirirseniz çok güzel bir yerdeyiz. Her şey taştan. Bütün evin
Ahırların altı taştan yapılmış. Yavaş yavaş devam edelim. Evet, doğasıyla sizin hem köyün içerisindesiniz aslında bir yandan, hem de köyün üst kısmındasınız. Onu da belirteyim. Ne çok iç içesiniz, aynı zamanda ne de çok bağımsızsınız. Aslında köyün çıkışında kendinize ait böyle güzel bir çiftliğe sahip olabilirsiniz. Çiftlik evi gibi bir yerdeyiz. Şöyle yandan da gösterelim evimizi. Burada hem bu kısımda hem şu kısımda hem de burada hayvan bakmışlar, damlar mevcut. Yeni yerde de damlarımız var. Ha, dileyen hiçbirini kullanmaz, hayvancılık yapmayabilir. Yeni yapılan inşaata da iki kat imarlı olduğu için evini devam ettirebilir. Çok güzel bir, muhteşem bir doğası var. Gerçekten sadece kuşları, ağaçların sessizliğini duyuyoruz. Çünkü devamı dağ orman. Ekşidere Dağlıcası'nın hemen dibindeyiz. Ekşidere köyündeyiz. Evimizi tanıtalım bu arada beraberce. Ve sevgili izleyicilerimiz, Ekşidere köyünde 2 dönüm 308 metrekare arsa içerisinde köyümüz tam arkamda. Tundurma derler burayı, aslında bizim buralarda yapılmış. Evimiz biraz tadilat projesiyle tekrar da yapılabilir. Dediğim gibi alt kısımdaki evi de yeniden yapabilirsiniz. Gelin evimizin içerisini tanıtalım. Evet, böyle bir kapı girişimiz var. Hemen burada bir sedir. Aşağıda kendi manzaranıza karşı mis gibi doğası var. Komple ağaçlara karşı bir manzaramız var. Evimizin kapısı tahtadan bu arada. Eski model tahtadan bir kapımızdan girişimizi yapıyoruz. Çamaşır makinelerini koymuşlar buraya. Hemen döndüğümüz zaman yan tarafta bir mutfağımız var. Mutfak ve ardiyo odası diyebiliriz. Burada bir tane tuvaletimiz ve banyomuz bu kısma yapılmış bu arada. Böyle küçük bir banyo ve tuvalet ve ardiyo odası diyeceğimiz bir yer. Devam edelim çünkü mutfak başka kısımdaymış. Onu da paylaşayım. Evet, burası da kare büyüklüğünde bir oda. Burada yaşamışlar. Yaşanılabilir mi? Tabii ki yine yaşanılabilir. Ama tadilatta daha da düzgün olabilir. Böyle her şey eski zaman modeli kapılarımız da var bu arada. Devam edelim. Evet, bu evimizde iki odamız, bir ardiyemiz, tuvaletimiz, banyomuz var. Bir de mutfağımız var. Mutfak bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi tabii ki tadilatta yeni bir mutfak yapılabilir ya da bunların hepsi komple yıkılıp yeniden yapılabilir. Kendi bahçenize yan komşuya bakan bir penceremiz var. Pencereleri de düzgün bu arada. Onları da gösterelim. Şöyle pencerelerimiz var bu arada. Evet, böyle kare büyüklüğünde bir mutfaktan çıkışımızı yapalım. Hemen yan odaya gelelim. Evet, burada kapı hiç yapmamışlar. Şöyle bir odamız var. Bu odada ne yapmışlar? Soba yakmışlar. Bütün her yer ısınmış. Böyle kare büyüklüğünde burada iki tane yatağı, çek yatağı olan, aynı zamanda şöyle açtığım zaman kendi bahçenize bakabileceğiniz bir köy evi. Tam bir köy evi. Öyle hiçbir lüks yok, hiçbir abartısı yok. Böyle küçük küçük odaları olan bir köy evini tanıttık sizlere. Evet, bütün köy evlerinde olduğu gibi tabii ki de böyle bir alanımız da var bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet, 2 dönüm 308 metrekareden oluşan arsa içerisinde muhteşem bir köyümüzü tanıttık. Ve sizlere hemen köyümüzün kısaca bir tanıtımını da yapacağız. Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyündeyiz. Kilometre olarak 10 kilometre mesafedeyiz yaklaşık olarak sevgili izleyicilerimiz. Köy meydanını sizlere her zaman olduğu gibi yine paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ekşidere Kalkınma Kooperatifi var, derneği var bu köyde. Gerçekten güzel köylerden bir tanesi. Hemen arkamızda köylü milletin efendisidir Kemal Atatürk'ün büstü var. Çocuk parkımız var. Hemen yan tarafımızda Ekşidere köyümüzün büyük bir camisi var, gösterişli bir camisi var. Gerçekten havasıyla muhteşem köylerden bir tanesindeyiz. Böyle bir meydanı var sevgili izleyicilerimiz. Ekşidere köyümüzün sağ tarafta da kahvehanemiz var. Orada bir tane yaz kışa küçük bir marketimiz var bu köyde.
Beraberce ne kadar güzel bir köyde olduğumuzu anlamanız açısından meydanı da sizlerle paylaşmaya devam edelim. Evet, bu köyün devamında ekşilere dağılcısı var bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinden buraya dağılcısına gelip şifalı sularından faydalanan kişilerimiz var. Meydan bu şekilde. Rakım olarak yönüne göre bir tık yüksekteyiz. Ama etraftaki evlerin güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim özellikle. Evet, camimiz bile tertemiz, çiçekleri böyle halihazırda. Ve aynı zamanda yavaş yavaş ilerleyelim. Buranın suyu gerçekten çok tatlı. Tatlı bir suyu var. Ekşilere köyünün her yerden su akıyor. Ve çeşmeler yapılmış bu köy içerisinde. Onu da belirtmek istiyorum özellikle. Evet, yavaş yavaş devam edeceğiz ve sizlere çeşmemizi de göstereceğiz. Ekşidere köyündeyiz. Ekşidere Dağalcası'nda sıcak suyumuz var, kaynak suyumuz var, tesislerimiz var. Burada gerçekten insanların hava alabileceği, oksijeni bol bir yerde. Aynı zamanda gençlik suyumuz da var. Gençleşmek isteyenler, o suyla vücudunu tazelemek isteyenler için bir gençlik suyumuz da var. Özel bir çeşmesi var. Çünkü dağlardan gelen tatlı su var bu bölgede özellikle. Sizleri de mutlaka bu köye, bu güzellikleri arasına mutlaka bekliyoruz. Ve tanıtıma devam edelim. Evet, yollar kaldırımla döşenmiş Ekşidere köyümüzde. Gerçekten muhteşem evler var. İki katlı evlerimiz var. Her biri birbirinden güzel. Köylü insanı gerçekten muhteşem bu köyün. Genellikle Çerkez ağırlıklı bu köyün kişileri ve gerçekten eğlenceler, samimi kişiler var bu köyde. Etrafında zaten öğrenciler için durağımız var. Market ve cami var. Köy meydanı var. Genelde de çok yakın bir yerdeyiz. Dediğim gibi Ekşidere Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği var bu köyde. Her yerde bu tip çeşmeler var. Çünkü buraya herkes gidiyor, tatlı suyunu doldurup gönene gidiyorlar. Rakım olarak biraz yüksekte, suyu bol köylerimizden birinde. İki dönüm 308 metrekareden oluşan arsa içerisinde, iki adet ev yapabileceğimiz bir arsa içerisinde sizlere yerimizi tanıttık. Alıcısına, satıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bu arada fiyatımızı açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Aynı zamanda sevgili izleyicileriniz, pazarlığınızı siz kendiniz mal sahibiyle birebir yapabiliyorsunuz. Böyle bir fırsatınız var. Pazarlığınızı sizden yapıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.